Herkese selam, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Transferde kritik günlere girdik. Galatasaray'ın hem göndermek istediği futbolcular var, hem de gelecek futbolcular var. Özellikle Getson Fernandes, Haruyi, Kaleye, İrfancan Eğribayat hamlesi. Bunlar çok kritik noktadılar. E, tabii gideceklerin durumuna göre başka transferler de olabilir. Özellikle genç ve yerli futbolcuları gurbetçi olsun, Türkiye'de oynayan olsun. Galatasaray takibi almış durumda. Bu 8 artı 3 kuralı da yürüyemez halde ee, en az sıkıntı yaşayan kulüp de Galatasaray. Çünkü yapılanmasını ona göre yaptı. Beşiktaş problemler yaşıyor. Fenerbahçe'nin eleştirileri var. Diğer takımların özellikle Anadolu takımlarının bu kuralla ilgili endişeleri var. Ee, bu bağlamda Galatasaray'ın transfer politikasının başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar getson Fernandes en çok merak ettiğimiz futbolcu şu an Getson Fernandez göbekte ona ihtiyaç var. Onu eee yanına koymak istiyor Galatasaray. Orayı bir rotasyon haline, kaliteli bir rotasyon haline getirmek istiyor göbeği. Hani 6 numarada Taylan Berkan bence gayet yeterli. İlerleyen günlerde Bartu Elmazı da e, Fatih Hoca orada kullanabilir ama Bartu'da tabi ufak bir problem var. Ufak değil aslında büyük bir problem var. Çocuk sözleşme yenilemiyor. Yakında Bununla ilgili bazı e, haberler duyabilirsiniz. Bunu belirtelim. Orada bir kriz var. E, neyse konumuz bu değil. Taylan Berkan, Bartu Elmaz yeri geldiğinde orayı götürebilirler. Hatta işte Alpaslan da biliyorsunuz e, defansif orta saha olarak oynayabiliyor. Orada Aytaş'ı da yeri geldiğinde kullanabiliyorsunuz. Orası Türk olarak yani bir nicelik var nitelik de var. Nicelik ve niteliği Galatasaray orada oluşturmuş durumda. E, fakat göbekte tabii ki de Emre Kılıç, Feguli, Emre Akbaba, Çıkıldao, Morutan bu isimler orada oynayabiliyorlar. Berkan 8 numara pozisyonda hatta Taylan oynayabiliyorlar. Fakat Galatasaray'ın net kilidi çözecek bir isme ihtiyacı var. Bunları zaten biliyorsunuz. O isim de aslında Getson Fernandez. Getson Fernandez için Galatasaray kritik bir sürece girdi. Getson'a İspanya'dan teklifler var. Getson'a Beşiktaş teklif yaptı. Başka birkaç takım daha teklif yaptı. İspanya'dan Valencia'nın teklif yaptı söyleniyor. Ama geri çevirdi Getson Fernandez. Benfica kulübü de şimdilik böyle tok davranmaya devam ediyor. Yani biz onu tutmak istiyoruz diyor ama çocuğu oynatmıyorlar. Getson Fernandez tabi bundan çok mutsuz. Galatasaray 2 artı 8 milyon euroluk teklifini yaptı. Galatasaray bu sezon kiralayacak. 2 milyon euro verecek ve gelecek sezonda 8 milyonu verip bol servisini alacak. Kimilerine göre bu para çok büyük vermemek lazım. Ben ise bu paranın kat kat, kat fazlasını Getson Fernandez'in kazandıracağını düşünüyorum. E, açıkçası ben sanırım önümüzde 4 gün var. 1 Eylül'ü de katarak 1 Eylül gecesine kadar transfer devam edecek. 4 gün içerisinde Benfica'nın bu konuda çok net bir karar vereceğini düşünüyorum. Hatta 31 Ağustos gecesi ben eh Gerson Fernandez'in durumunun olumlu veya olumsuz sonuçlanacağını, 1-2 Eylül arasında bu transferin biteceğini veya Galatasaray'ın başka bir isme imza attıracağını düşünüyorum. Herkes Haruyu Galatasaray kulübü yalanladı. Haruyu ile ilgili olarak işte Galatasaray'ın gündeminde yok diyorlar. Morutan hatırlayın. Morutan için de Başkan Burak Elmas yalanlama yapmıştı. Ama Morutan şu an Galatasaray futbolcusu. bunu bir stratejik hamle olarak görmek lazım. O yüzden Haru ile Galatasaray'ın ilgisi olduğunu düşünüyorum. Menajeri zaten açıklamıştı. Yetenekli bir futbolcu. Yani Getson mu Haru'yu mu derseniz Getson derim. Ama Getson olmuyorsa Haru'yu ister misiniz diye sorarsanız o zaman da kabul ederim. Böyle bir noktada. Zaten çok güzel scout raporlarıyla anlatan bir video çekmiştim Haruy'u için. Onu mutlaka izleyin. Onu paylaştım. Ee, Youtube videolarım içerisinde görebilirsiniz. Ee, çok Haruy'u anlatmayacağım ama Getson'un alternatifi olarak gündemde tabi bildiğimiz alternatifler var. İşte Bayern Lig'teki genç borcu Kuyuzans başka bir takım anlat, anlaşmadıysa o gündemdeydi. Ben Romdane'yi Galatasaray için çok yazıldı, çizildi. Böyle 3-4 tane genç Galatasaray'ın orta sahasında iki yönlü oynayabilecek orta saha var. Başka oyuncular da mutlaka olacaktır. menajerlerin önereceği futbolcular olacaktır. Kritik süreçteyiz. Yani Eyüp abi geç sonda sona gelindi mi diye hani goy goyunu geyini yapıyoruz ya. Yani gerçekten son günlere girildi. Son 3-4 güne girildi. Ben burada açıkçası kritik bir gelişme olacağını benim kanaatim %60 oranında da Getson'un Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Olmuyorsa Haru'yu ama şöyle hayaller kuranlar var. İkisi birden gelecek abi. İkisi de olacak diyenler var. Bir o kadar paran yok. Sonuç itibariyle çakıl taşı vermiyorsun. Haru için de Rotterdam takımı 3.5 milyon euro bonservis istiyor. 10 e, lira da e, kime veriyorsun? Getson Fernandes'e veriyorsun. 13.5 milyon euro. Bence mümkün değil. Yani ben beklemiyorum. Hani hadi parayı verdin, e, bir de e, işte oyuncu gönderemiyorsun. Babel, Fegoli, e, Falca, bunlar seni çok yoruyorlar maddi anlamda. Gönderemiyorsun açıkçası. Orada e, lisans problemi de var. Maddi problemlerin yanı sıra lisans problemi de var. Ben çok ihtimal vermiyorum beraber gelmelerine. Ama bir tane orta saha transferi açık ve net bir şekilde bekliyorum. Getson Galatasaray'a gelmek için çabalıyor. Sürekli Galatasaray yöneticileriyle temas halinde. Fatih Hoca ile temas halinde. Ee, ve işte Benfica yetkililerine beni bırakın. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Galatasaray'la anlaşın dediğini de biliyorum. Ee, Halil Dervişoğlu için bir bilgi vermiştim sizlere geçen gün. Türkiye'den bir başka takım Galatasaray'ın yaptığı teklifin üzerinde bir teklif yapmış durumda. Halil Dervişoğlu ve babası Muzaffer Dervişoğlu o da karar süreci içerisinde. Muzaffer Bey de burada temas halinde. E, açıkçası Galatasaray'da ısrar edecekler diye düşünüyorum. Brentford kulübü de Galatasaray'ın 5 milyon euro civar bir teklifi var. Bu teklifi kabul edeceğini artık veya kabul etmek zorunda kalacağına e, inanıyorum ben. Aksi takdirde ne kendi istedikleri olacak ne de e, orada e, açıkçası Halil Dervişoğlu'nun istediği olacak ve onlara huzur verecek. Çünkü Halil Dervişoğlu gerçekten büyük bir baskı kurmuş durumda. Adam mutsuz oynama oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Belki orada bir kiralık formülü olabilir. Bir sene daha Galatasaray'a kiralayabilirler. Bu şekilde bir çözüm üretilebilir. Halil de e, kritik bir noktada ama olmazsa Yerli alternatifler, başka isimler var. Mirhan Niyan var. Ee, konuşmuştuk. Eren, Eren Dinkçi var. Yine Enis Destan var. Batuhan Kör var. Bunlar da çok zor futbolcular açıkçası. Ee, ama yerli başka alternatifler olduğunu da bilmez, e, bilmenizi isterim sev, sevgili arkadaşlar. Ve geldik kale. Kalede İrfancan Can Eğribayat açıkçası olmayacak gibi duruyor. Neden olmayacak gibi duruyor? Galatasaray'ın teklifi... Ee, Oyuncu artı bir miktar para fakat 3,5 milyon euro bir pay istiyor Göztepe Kulübü. Ve e, gitse de olur gitmese de olur şeklinde bir modda. Çünkü Göztepe'nin aynı zamanda kaleciye de ihtiyacı var. Yani İrfancan Can Eribayat onların sigortası gibi e, geçen sezonda biliyorsunuz gayet başarılı bir performans ortaya koymuştu. Rize Spor'un kalecisi Gökhan Akkan yazılıp çiziliyor. Mümkün değil Rize Spor Galatasaray'a vermez şu olur. Gelecek sezon sözleşmesi bitiyormuş 2022'de. Galatasaray bonservissiz bir şekilde alabilir. Ama şu an Rize ile konuşalım. Rize uygun koşullarda bize Gökhan Akkan'ı satsın. Çok mümkün gözükmüyor. Ee, açıkçası ben yerli kaleci transferinde birazcık umutsuz durumdayım. Hoca Mustera'nın arkasında dönem dönem sahaya atabileceği, oynatabileceği bir ikinci kaleci bulabilmiş değil. Okan Koçuk bir hata olarak gözüküyor. Keşke Okan Koçuk'u Giresun Spor'a kiralamasalardı. Orada bir strateji hatası, planlama hatası yapıldı. Biz bunu söyleyince de bazı insanlar kızıyorlar ama bu gerçek bunu söylemek zorundayız. Orada bir planlama hatası var arkadaşlar. Şimdi sen kalecin olduğu halde ikinci kaleci olarak kullanabileceğin bir Okan Koçuk olduğu halde. Çünkü geçen sezon ligin ilk yarısında çok ciddi forma girdi ve kendisini geliştirdi. Sen onu oynatamıyorsun ve kaleci arıyorsun arkadaşlar. Bu hatadır yani. Ee, ve geçmiş olsun. En azından ligin ilk yarısı bu şekilde geçecekmiş gibi duruyor. Ee, bunu da söyledikten sonra Eylül ayı içerisinde UEFA Avrupa Ligi'ne yetiştirmek kaydıyla Galatasaray mutlaka transfer yapacaktır. Yani 1-2 Eylül tarihinde ben Galatasaray'ın en az e, bir orta saha transferi yapmasını bekliyorum. Falco Afeguli Babel, Emrah Baba ve Emre Kılınç. Emrah Baba ve Emre Kılınç'la ilgili olarak kulübün yaptığı yalanlamada şunu görüyoruz. Teklif yok demiyorlar. Sadece teklifleri kabul ettiklerini yalanlıyorlar. Birinci nokta bu. Yani Emre Baba, Emre Kılınç gidebilir. Emre Akbaba olabilir ama Emre Kılınç'ın Galatasaray'da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sivas günlerine Emre Kılınç'ın geri dönmesini sağlamak lazım. İlk olarak bunu söyleyeyim. İkinci nokta. Ee, Emrah Baba Başakşehir istiyorlar, istiyor diyorlar. ve hemen gönderirim bu orta. Yani Emrah Baba yeni gelen transferlerle beraber bir hamle daha olacak orta sahaya. Çok e, işlevli durumda değil. O da zaten ben Galatasaray'a katkı sağlayacağım. Sağlayacakmış gibi durmuyor. Hani, önünde top düşecektir, vuracaktır, gol atacaktır. Pozisyonu fırsatçı bir futbolcu fırsatını bulduğunda fırsat kollayacaktır. Fırsatını bulduğunda gol atacaktır ama istikrarlı, düzenli Galatasaray'ın 11'inde yer alıp Galatasaray'ın orta sahasını çekip çevirecek noktada değil. Falcao gitmek istiyor ama onun da para kaybı yaşamadan gitmesi söz konusu. E böyle de bir dünya yok. Kimse Galatasaray'ın verdiği parayı vermiyor. Orada bir Galatasaray'ın sen git gerekirse üzerine biz tamamlarız demesi lazım. Bu süreçte bu yaşanabilir. MLS'te size anlatmıştım transfer dönemi kapandı ama özel transfer yapabiliyorsunuz. Yani e, bazı kriterler var, o kriterleri yerine getirdiğinizde transfer yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi paylaşalım. E, Fegulya hoca bir yandan kullanıyor ama Fegulya satmak da istiyor. Markaya teklifler var, fakat Galatasarayın beklentisinin altında teklifler. E, Marka bu şekilde e, kavga yapıp 8 maç ceza alınca bunu bir teşbih olarak görün. Teşbikte hata olmaz derler ya, e, ayıplı mal gibi oldu. Kavgacı, problemli, agresif gibi gözüktüğü için 15 kazanacağım futbolcuya 6 teklif ediyorlar, 7 teklif ediyorlar. Bu paralara satmamak lazım. Veya e, cezasının bitmesini bekleyeceksin. Victor Nelson, Marco Akilisi ile orayı çok sağlam hale getireceksin. İkisinin çok uyumlu ve e, açıkçası... Süper Lig'in üzerinde bir ikili olacağını düşünüyorum. Avrupa'da da iş yapacaklarına inanıyorum. E, bunu da söyleyelim ve Burak Elmas'a bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bu bölüm çok önemli. Galatasaray camiasının sahadaki sportif olaylardan bağımsız. Galatasaray yener, yenilir, iyi gider, kötü gider. Bunları bir kenara bırakın. Sportif olaylardan bağımsız tek vücut halinde başkan Burak Elmas ve ekibinin arkasında durması gereken bir konu var. Oğulcan Çağlayan meselesi, Türk TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının Galatasaray'a karşı almış olduğu tavır ve Galatasaray'a karşı başlatmış oldukları savaş. Bu mücadelede haklı olan, doğru olan Galatasaray yönetimi. Ben şunu söylemiyorum. Galatasaray haksız ama Galatasaray'lıyız, Galatasaray'ı savunalım, Galatasaray'a destek olalım. Böyle bir şey söylemiyorum. Galatasaray burada haklı ve Galatasaray camiası da, taraftarları da e, Başkan Burak Elmas'a destek olmalı. Çünkü e, antidemokratik bir şekilde e, oluşmuş bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Atamayla gelmiş futbol federasyonu var. Ve kurullar da atamayla oluşmuş durumda. Demokratik bir şekilde liyakat sahibi insanların olduğu kurullar değil bunlar. 8 artı 3 kuralından görüyoruz. Kural uygulanamıyor. Hiç üzerine kafa bile patlatmamışlar. Giyakatsız bir yapılanma var. Bunu Başkan Burak Elmas ve birçok e, kulüp yöneticisi, başkanı söylüyor. Açıktan söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Siyasetle tartışmaktan korkuyorlar. Siyasetin onlara e, dönmesinden, siyasetin on, siyaseti karşılarına almaktan korkuyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK, işte UÇK, Takim, MHK. MHK ayrı bir yere koyalım. Orası birazcık yapılanması doğru gibi. Kararlar yanlış ama e, usul olarak kağıt üzerinde e, yapılanması doğru gibi. Ama özellikle saydığım bu üç kurum, TFF e, yönetimi, Başkan Nihat Özdemir başta olmak üzere, e, PFDK, Takim ve UÇK, buralar bağımsız ve hukuka sadık kalarak kararlar veren bir noktada değiller. Galatasaray da hem bunun değişmesi için mücadele ediyor ki bundan sonra PFDK, Takim, UÇK vesaire kulüplerin oylarıyla seçilecek. Bunu belirtelim. Artı bunların yanlış kararlar aldığını söyleyip mahkemelere suç duyurusunda bulundu. Oğulcan Çağlayan meselesinde de Galatasaray hukuki haklarının sonuna kadar takip edeceğini ve bunu gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını bildirdi. Türkiye'deki iç hukuk süreci bittiğinde Oğulcan Çağlayan e, bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak. Ve bu kararı verenler Rize Spor'u e, burada e, açıkçası Rize Spor'un lehine karar verenler hukuki karar vermediklerini düşünüyorlar ki Galatasaray'da bu davasından vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda yönlendirebildikleri gazeteciler var. Hıncal Uluç gibi. Onların istediği gibi konuşabilecek. Başkan Burak Elmas'ı hedef haline getirebilecek. Galatasaray taraftarından kopartmaya çalışacak. Duygusal anlamda desteğini azaltmaya çalışacak. Bazı tipler ortaya çıkacaklar. Başkan Burak Elmas'a saldıracaklar. Bu oyuna gelmeyin. Başkanınıza sahip çıkın. Siyaseti Başkan Burak Elmas ve Galatasaray'a karşı kışkırtmaya çalışacaklar. Siyasilerden de ben rica ediyorum. 35 milyon taraftarı olan ve haklı olan Galatasaray'a karşı lütfen cephe almayın. Burada atadığınız tamam bu isimleri siz atadınız. Özellikle TFF yönetimini siz atadınız. Ama e, yönetemiyorlar. kötüye Kötü niyetliler, kötüye kullanıyorlar. Kendi menfaatleri çıkarları üzerine bir e, yapılanma içerisindeler. Ve kulüpleri özellikle de Galatasaray'ı mağdur ediyorlar. Tamam siz atadınız inandınız, güvendiniz ama olmuyor. Sizin istediğiniz bir yönetimi, adil bir yönetimi sergilemiyorlar. Lütfen kışkırtmalarla Galatasaray yönetimine, başkanı Burak Elmas'a, diğer yöneticilere karşı bir cephe almayın. Benim e, siyasilerden de ricam budur. İnşallah böyle davranırlar. Temennim budur diyelim. Galatasaray taraftarına da Başkan Burak Elmas noktasında sonsuz destek vermeleri bu konuda, bu başlıkta Sonsuz destek vermeleri gerektiğini e, düşünüyorum. Bunu da söylemek istedim videonun sonunda. İzlediğiniz için teşekkürler. Soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bana vermiş, de, vermiş olduğunuz destekten dolayı çok mutluyum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.